Günaydın arkadaşlar. Telefonum nerede ya? Bir saniye. Saat 5.21. Aslında 5'te uyandım da dedim ki 5.30'a kadar falan biraz daha dinleneyim. Uyuyamadım. Çok fazla işim var. Şimdi hızlı bir duş alacağım. Duş aldıktan sonra hemen işlerimin başına oturmam lazım arkadaşlar. Muhtemelen dünkü videoyu yarıda kestim ben yine. Böyle bir problem var. Evet, çekmeye çalışıyorum, doğru. Ama genel olarak ya vlogda iki seçeneğim var. Ya her şeyi olduğu gibi çekeceksin. Elinde sürekli kamera olacak. Kafanda bir kurgu olmayacak. Yani ne yaşıyorsan çekeceksin. Ya da mecburen sürekli, eğer kamerayı açamıyorsan, elinde tutamıyorsan, mecburen bir kurgu belirleyeceksin. Ya inanın arkadaşlar, gerçekten aklımda bir türlü vlogda nerede kaldığımı, neyi çekmem gerektiğini falan tutamıyorum. İşte alışmaya çalışıyorum falan. Dün de herhalde muhtemelen yarıda geçtim. Çok üzgünüm. Ama bir şey olmaz. Saat 5.30. Hemen bir duş alacağım. İşlerimi halledeceğim. Arkadaşlar merhabalar. Saat akşam 9 oldu. 21.00. Tabii ben arada kamerayı açmayı komple unuttum. Çünkü felaket bir toplantılar silsilesiyle karşı karşıyaydım. Yani cumartesi hiç beklemediğim bir şekilde. İyi ki sabah erkenden uyanıp işlerimi halletmişim. Yoksa zaten bunların hiçbirini yapamazdım. Bir ışık açayım bir saniye. Size bir özet geçeceğim arkadaşlar. Bu şekilde olmaz. Dediğim gibi sabah erkenden kalktım. İşlerimi hallettim falan. Neyse 9-9.30 falandı işte, kahvaltımızı yaptık. Sabah 9.30'dan sonra arkadaşlar tekrardan işlerin başına oturduk. Ortadan çekecek hiçbir şey yoktu yani. Öğlen 3'e kadar tamamen bilgisayarın başında gördüğünüz timelapse gibi geçti. Orayı zaten çekmenin bir anlamı yok. Şimdi çok önemli bir şey anlatacağım size. Öğlen 3'te iki arkadaşla buluştum. Onlarla ufak bir toplantı, tanışma tarzı bir şeyler yaptık. Şimdi bunun detaylarından size bahsedeceğim. Onlarla bugün tanıştık. Son 6 ayda 6 küsür milyon, yanılmıyorsam TL, 6 küsür milyon TL, yani yaklaşık 1 milyon dolar ciroları var. Bu işi şu anda yurt dışında başlamışlar ama bizim gibi, yani dropshipping'e. Ama şu anda Türkiye içinde yapıyorlar bu arkadaşlar. Düşünün, Türkiye içinde sizin kesin gördüğünüz bir ürünü satıyorlar. Daha fazla detay veremeyeceğim ve son 6 ayın cirosu 6 milyondan fazla. Son 1 ayda 1.7 milyon TL. Şimdi bu arkadaşlarla bu işlerin detaylarını konuştuk. Sağ olsunlar, hem benden fikir aldılar. Ben onlara yani elimden geldiğince tavsiyelerimizi anlattım. Hem onlardan gerçekten ben de yaptıkları stratejileri dinledim. Gerçekten tebrik ettim. Çok güzel. İnşallah dediğim gibi bir gün olur onlarla bir canlı yayın, soru cevap bir şey yaparız. Çünkü benim aynı ciroları sizle paylaşmamla onların paylaşması arasında inanılmaz bir fark var. Bu da bence sizin bu konuya karşı bakış açınızı bayağı bir değiştirecek. Gelelim diğer konuya. Evet, bu arkadaşlardan toplantımızı yaptık. Çok güzel sohbet muhabbet zaten iyi ilerliyordu. Herhalde bir 2-3 saatte onlarla beraberdik. Buradan onlara da sevgiler. Diğer taraftan dediğim gibi kesin zaten ortak bir projemiz olacak. Çünkü ikimiz de birbirimize karşı çok ısındık. En azından bizim taraf öyle. Umarım dediğim gibi bir yayına, canlı yayına veya bir vloga ya da bir YouTube videosuna konuk ederim kendilerine. Şimdi gelelim diğer mevzumuza. Sonrasında da arkadaşlar ekip içindeki ufak düzenlemeleri konuştuk. Onların bir toplantısını yaptık. Bütün ekip oradaydı. Ve ardından Cengiz geldi. Cengiz gerçekten kendi doğduğu köy içerisinde sınırlarını aşmış, o girişimci kafasına ulaşmış ve ciddi manada zorlayan, tırmalayan, böyle bizim gibi taşın suyunu çıkaran çok sevdiğim bir kardeşim. Cengiz bugün bizimleydi. Onunla beraber işte girişimlerini vesaire konuştuk. Ne yapılabilir, ne edilebilir? Çünkü onun çok yatırım yapılası, çok güzel projeleri var elinde. Efendime söyleyeyim, Cengiz'le de o durumu hallettik. Cengiz'le yolcu ettikten sonra bahsettiğim ekip toplantımızı yaptık. Ekip içinde ufak değişiklikler, işte transferler, işte yeni ekip evleri vesaire olacak. Durum güncellemeleri bunlar.
Ama size gerçekten bir şey anlatmak istiyorum. Bugün gelen iki arkadaş beni bayağı etkiledi. Öncelikle ben o ciroları yaparken benim gerçekten Türkiye'de konuşabileceğim, efendime söyleyeyim, bunları sorabileceğim kimse yok. Ya da vardı, ben mi araştırmadım bilmiyorum. Ama onların beni bulması, beraber oturmamız, Ankara'dan gelmeleri ve ciddi ciddi dinlemeleri. Çünkü arkadaşlar, yani o ciroyu yapan, emin olun, birçok insan kimseden oturup da yok ben bundan bir tavsiye alayım, ben ondan bir şey alayım demez. Bu paranın, cironun rehavetine kapılır ama onlar öyle değillerdi. Onları öncelikle tebrik ederim. Kesinlikle sizin de böyle olmanız gerekiyor. Ve onlarla konuşurken sohbetin sonu şuna bağlandı. O yüzden bu kadar detaylı anlatıyorum. Dördümüzde, yanımda da Miraç vardı. Dördümüzde şunu konuştuk. Gerçekten bir işe inanıp sonuna kadar gittiğiniz zaman o işin olmama gibi bir olasılığı yok arkadaşlar. En son dördümüzde buna karar verdik. Yani herkes her işte başarılı olacak diye bir mevzu kesinlikle yok. Yani bu işe işte atıyorum Shopify Dropshipping, Rayif yapıyormuş, iyi para kazanıyormuş. Veya reklam ajansı, Rayif'in varmış, iyi para kazanıyormuş. Hadi biz de yapalım, biz de bundan para kazanalım. Böyle bir şey arkadaşlar söz konusu değil. Her işte hemen hemen başarı oranı %5'in altındadır. Bu bakkal açsanız da böyledir, Shopify yapsanız da böyledir arkadaşlar. Geleneksel e-ticaret yapsanız da böyledir. Onlarla işte sohbetin sonu hep böyle iş güç, teknik mevzular falan ama her sohbetin sonu gerçekten işine inanmak, işini tutkuyla yapmak, işinin ciddiyetinin farkına varmak, o disiplini kendi kendine uygulayabilmek, bunlar çok ciddi, çok önemli şeyler arkadaşlar. Bunlardan size de ben her videoda bahsediyor olacağım. Geçen videolarımda da size bundan bahsetmiştim. Ve en son hep beraber gerçekten sporun bir girişimcinin hayatındaki öneminden konuştuk. Çünkü hepimiz, ya şöyle bir şey var, 4 ayrı insan oturuyor. Ve dördü de yaptığı hareketler sonucunda hayatının nasıl değiştiğini anlatıyor. Dördününki de aynı. İstatistiki olarak %100 doğru ve gerçek bu söyleyeceğim şeyler. Yani normal hayatınızda arkadaşlar, eğer girişimciyseniz kendi işinizi yönetiyorsunuz demektir. Bir, konuştuğumuz konu, erken uyanmak. Herkes aynısını diyor. Abi gerçekten o saatte kendimi uyanmaya kodladığımda uyanıyorum. Gerçekten işlerimi çok sevdiğimde, kafama taktığımda, onlarla haşır neşir olduğumda hiç alarm kurmama gerek kalmıyor. Bir diğer yandan spora başladığımda gerçekten hayatım daha zinde, daha enerjik, gece uykularım daha böyle kesintisiz, uykumu daha iyi almış olarak uyanmam. Bunların hepsini masadaki herkesin yaşamış olması kesinlikle tesadüf değil. O yüzden eğer masanın başında oturuyorsanız kalkın. Kalkıyorsanız koşun. Koşuyorsanız şöyle bir şınav çekin. Gerçekten spor, kendinizi bedensel olarak zinde tutmak. Çünkü siz girişimciyseniz bütün sermayeniz bedeniniz. Ve en önemli, o sermayenizin içindeki en önemli cevher de beyniniz arkadaşlar. Bunu çok iyi ve zinde tutmanız lazım. Ve sağlıklı tutmanız gerekiyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Zaten akşam görüşürüz. Şimdi de bir akşam yemeğine gidiyorum. Dönüşte zaten kamerayı açmış olurum. İyi akşamlar arkadaşlar. Saat 12.30 oldu. Bir akşam yemeğim vardı. Onu hallettim. Geldim. Şimdi dediğim gibi artık bir şey yapamayacağım. Çünkü yarın da erken uyanmam lazım. Geçen vloglardan biliyorsunuz, geç uyumaktan bu erken uyuma faslını bayağı kaçırdık. O yüzden şimdi hemen kitabımı okuyup yatacağım. İyi geceler.